ülkeyi yönetenlere de teslim edilmiş. Peki de, depreme dayanıklı binaların yapılması için, kent kentleri depreme dayanıklı hale getirebilmek için hükümet ne yapmış? Saray ve şürekası afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda gereğini yapmış mı? Depremzedeler enkaz altından hızla çıkarılabilmiş mi? Depremzedelerin yeme, içme, geçici barınma sorunları hızla çözülebilmiş mi? Bütün bu soruların cevabı koskoca bir hayır. Bir de şöyle bir tweet var. Erdoğan'ın atadığı İçişleri Bakanının tweeti. Ne diyor? Depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Bıraktık ilk 6 saati, insanlarımız 48 saat enkaz altında tek başına bırakıldı. Milletimiz çıplak eliyle, tırnağıyla tek başına sevdiklerini molozların altından çıkarmaya çalıştı. Yaşam mücadelesi verdi. Erdoğan'a soruyoruz. Mehmetçiye depreme müdahale emrini neden zamanında vermedin? Gölcük depreminden sonra kurulan, çok iyi eğitilmiş askerlerden oluştuğu söylenen özel kurt arama kurtarma taburu bu depremde neredeydi? Arama kurtarmada tecrübeli madencilerimizi zamanında sahaya neden sürmedin? Arama kurtarma ekipleri ve araçları enkazın başına neden geç gitti? Sahada neden yeterli sayıda termal dedektör, görüntüleme cihazı yoktu. Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın elindeki tek iletişim aracı olan sosyal medyayı neden kararttın? Depremde altın saatler olarak bilinen ilk 72 saati göz göre göre neden heba ettin? Erdoğan depremden sonraki 72 saatte görevini doğru dürüst yapsaydı, can kayıplarımız bu kadar ağır olmayacaktı. Kentleri depreme dayanıklı hale getirme konusunda görevlerini ihmal edenler, savsaklayanlar, afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda da gereğini yapamamışlardır. Deprem bağıra bağıra gelmiş ama Erdoğan sarayından duymamış, görevini açıkça ihmal etmiş. Bunun maliyeti de 38.044 vatandaşımızın hayatı olmuş. O da şimdilik. Bunun üstü bu deprem dünyada eşi benzeri görülmemiş. Devletlerin gücünü ve kapasitesini aşan bir deprem denerek, asrın felaketi denerek örtünemez. Bugüne, bugüne kadar unuttuğu birlik ve beraberliğe sığınarak binlerce insanın canına mal, mal olan bu büyük beceriksizliğin yandaşa rant sağlama organizasyonun üstüne şal çekilemez. Biz tabii ki milletimizle sahada birlik ve beraberlik içindeyiz. Genel başkanımızla, parti yönetimimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla depremzedelerin yanındayız. Ama kimse bizden bu beceriksiz, görevini ihmal etmiş, on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olmuş, kalanların yardımına zamanında koşamamış hükümetin hatalarının üstünü örtme çabasına destek olmamızı beklemesin. Kimse bizden bunlarla hizalanmamızı beklemesin. Bizim tüm desteğimiz bölgedeki acılı vatandaşlarımıza olacaktır. Buradan ifade edelim. Yaşanan asrın ihmalidir. Yaşanan asrın cinayetidir. Yaşanan asrın katliamıdır, yaşanan asrın ihanetidir. Görevini ihmal eden sarayın kibirlisi ne yapıyor? Milletten bir özür mü diledi? Sorumluluğu üstlendi mi? Ne gezer? Bunlarda yetki var ama sorumluluk yok. Bu sorumsuz yönetim deprem deprem için önce kader planı dedi. Suçu yüce Allah'a atmaya kalkacak kadar densizleşti, densizleşti. Ne diyor milli şairimiz Akif? Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu, bu cürete. Ha? Ardından gelsin acılı insanlara hakaretler, muhalefete küfür ederek ağzını bozmalar, milleti tehdit etmeler. Ya siz kimsiniz? Kimsiniz siz ya? Hangi cüretle milleti tehdit ediyorsunuz? Bir haddinizi, hududunuzu bilin. Hem suçlusunuz hem de güçlüyü oynamaya kalkmayın. Kof kaba millete millete illallah dedirtti. Unutmayın sizin işvereniniz millet. Bu millet 5 yıllığına devlet işlerini yürütesiniz diye sizi seçti. Siz yürütmeyi çok ama çok yanlış anladınız. Kendinizi devlet sandınız. Millete bu afra tafra bu kibirde nesi? Kendinize gelin etrafınızda topladığınız yanaşmaların, trollerin, tasmalarında hele şöyle bir askıya sıkıya alın. Değerli basın mensupları, boş çuval ayakta durmazmış. Bunların hali de bu. Olağanüstü beceriksizliklerini örtebilmek için depremi olağanüstü hale getirmeye çalışıyorlar. Siyasi arsızlığın bu kadarına da pes doğrusu. Japonya, Endonezya, Şili ve daha pek çok ülke bugüne kadar birçok büyük deprem gördü. Hadi Japonya gelişmiş bir ülke diyelim. Önümüzde bir de Şili örneği var. Şili'nin ekonomisi bizimkinin neredeyse üçte biri kadar. Ve tarihin bilinen en şiddetli depremi buçuk büyüklüğüyle 1960'da Şili'de gerçekleşti. Şili bundan öyle bir ders aldı ki Son 50 yılda yaşanan büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerin hiçbirinde ölü sayısı tek haneyi geçmedi. 8 üzerindeki depremlerde de en fazla 400 vatandaşını kaybetti. Demek ki neymiş? Deprem değil, tedbirsizlik öldürürmüş. Deprem değil, liyakatsizlik öldürülmüş. Deprem değil, görevi ihmal öldürülmüş. İşte bunun için yaşadığımız asrın felaketi değildir. Asrın ihmalidir, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir. İstanbul'a ihanet edenler Adana'ya, Hatay'a, Osmaniye'ye, Kilise, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Adıyaman'a, Malatya'ya ve Kahramanmaraş'a ve bütün ülkeye ihanet etmiştir. Depremin 11. günündeyiz. Arama kurtarma çalışmaları bitiyor. Hala enkazın altından canlı yurttaşlarımız çıkıyor. Bu bir yandan bizi mutlu ediyor ama diğer yandan ilk 48 saatte beceriksizlik, kifayetsizlik nedeniyle etkili müdahaleli yapamamanın etkilerini ortada görüyoruz. Yitirdiğimiz birçok vatandaşımızın kurtulabileceğini acı acı düşünüyoruz. Şimdi deprem sonrasında yeni bir döneme geçiyoruz. Bundan sonrası enkaz kaldırma yani hafriyat çalışması. Kaybettiklerimizin gerçek sayısını hala bilmiyoruz. İnsanlar sevdiklerinin canından vazgeçti, sevdiklerinin cansız bedenleri için soğukta çaresizce bekliyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen deprem bölgesinde halen bir nizam, bir intizam yok. Yağma, hırsızlık haberleri sıklaştı. Hijyen ve temizlik büyük sıkıntı. Doğru dürüst çadır kentler kurulamadı. Çünkü yeterli çadır stoku yok. Konteynerler deprem bölgesine yerleştirilemedi. Çünkü Kızılay'ın konteyner stoku yok. Kızılay'ın konteyner fabrikası kebapçıya emanet. Şimdi dört gözle Katar'dan konteynerler bekleniyor. Afat işini doğru düzgün yapamadı. Çünkü AFAD üst yönetimi saraya sadakatle bağlı konuyla alakasız, liyakatsiz kişilere emanet. Depremin tahribatını önleyemeyen, depremi yönetmeyi beceremeyen Erdoğan, sahada canla başla çalışan insanları engellemeye uğraşıyor. Bir gecede yıkılan 20 yıllık muktedir dekorunu böyle ayağa kaldırırım sanıyor.